Aksaray Belediye TV ekranlarından herkese merhabalar. Regaip Kandil özel programımızla canlı yayında karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bizlere 0552 888 68 68, -68 numaralı WhatsApp ihbar veya Aksaray Belediyesi TV, Facebook ve Twitter adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Canlı yayınımıza katılıp bizlere destek ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Stüdyomuzdaki konuğumuz dini hizmetleri uzmanı Sayın Yasin Ulusoy. Hocam hoş geldiniz. Stiyopta. Hoş bulduk. Şuanım. Sağ olun. Teşekkür nasılsınız ederim. Nasılsınız hocam? Çok şükür iyiyiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizleri burada görmek bizlere onur verdi. Bizleri kırmak geldiğiniz için çok teşekkürlerimi iletiyorum hocam. Ben, ben teşekkür ederim. Bizleri davet ettiğiniz bu programa burada olmaktan ben de mutluyum. Çok sağ olun hocam. Bugün Regaib Kandili. Evet. Vatandaşlarımıza Regaib Kandili'nin 3 ayların öneminden bahsedeceğiz sizlerle birlikte. Bunları konuşmadan önce sizleri biraz tanımak isteriz. Yasin Ulusoy hocamız kimdir? Efendim Yasin Ulusoy, e, Nideliyim, Nide Borlu'yum. E, Aksaray İl Müftülüğü'nde din hizmetleri uzmanı olarak görev yapıyorum. 3 e, üç yıldır e, Aksaray'dayız. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Öyle, bu kadar. Yani. Hocam, Allah razı, razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Müftülükte çalışıyorsunuz. Evet, Aksaray Müftülüğü'nde. Hocam Regaib Kandili başlayalım isterseniz. Hı hı. Regaib Kandili nedir, önemi nedir? Bu gece vatandaşlarımız evet. nasıl ibadet etsinler? Evet, şu an ben de programımıza öncelikle hem izleyenlerimizin, hem hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın Regaib Kandillerini tebrik ederek başlamak istiyorum. İnşallah Rabbim izler için, şehrimiz için, ülkemiz için, bütün İslam alemi için Regaib Kandilini hayırlara vesile eylesin, rahmetinden, bereketinden istifade edenlerden eylesin. İnşallah. Evet, Regaib e, özlenen, değer verilen, e, rağbet edilen anlamına gelir. E, aslında üç ayların müjdecisidir. Recep ayının e, bugün dördüncü günündeyiz. Pazartesi günden itibaren üç aylar başladı. Recep ayına girmiş olduk. Ve Recep ayının ilk cuma gecesi kutladığımız, idrak ettiğimiz e, gecenin ismidir. E, regaib gecesi. Aslında... Ramazan-ı Şerif'in de habercisidir bir nevi. Hani bizlere uyanık olun, dikkatli olun artık bakın. Üç aylar girdi, regaib gecesindesiniz ve yavaş yavaş Kur'an ayı olan Ramazan-ı Şerif'e doğru gidiyorsunuz diye haber veren gecenin adıdır. Bu gece aslında bizim bu akıp giden hayatımızda asıl kazancın Rabbimize yönelmek, Cenab-ı Hakk'a yönelmek ve kulluk sözümüzü tutmak olduğunu hatırlatan bir gecedir. Ki zaten bu mübarek gecelerin hepsinin aslında amacı budur. Ee, yani bizlere kulluğumuzu hatırlatmak, o dünyanın meşgalesinden, yorgunluğundan, o telaşından şöyle bir sıyrılıp kendimize gelmek, tekrar kendimize dönmek, Rabbimize dönmemize aslında vesile olan gecelerdir. Ee, ne yapabiliriz bu gecede? Ee, elbette ki bu gecede yapılacak en önemli şeylerden bir tanesi e, tövbe etmek, Rabbimize tövbe Bolca tövbe ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, varsa kaza namazlarımız işte onları kılarak, tövbe istiğfarda bulunarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, kendimiz için, ailemiz, ülkemiz, milletimiz için dua ederek bu geceyi inşallah en güzel şekilde geçirmiş oluruz. İnşallah hocam. Peki üç aylar diye bildiğimiz hı hı. bu aylar, diğer aylara bir göz gezdirelim istiyorum. Bizler için neden bu kadar önemli üç aylar? Evet. Şimdi bizlere bazen şu anım böyle çok uzun gelse de hepimiz olmayacak hayallerin peşinden ya daha zaman var diyerek koşup gitsek de aslında ömür öyle bizim zannettiğimiz kadar uzun değildir. Ömür çok kısa. Ee, i̇şte bu kısa hayatın sonunda e, iman edip bahtiyarlardan olmak var. Bir de Allah korusun e, işte yoldan çıkıp gazaba uğrayanlardan olmak var. Rabbim muhafaza eylesin. Eee Bizim bu kısa hayatımızı değerli kılan şeylerin başında iman gelir ve dolayısıyla Rabbimizin bu kısa hayatımızı böyle imanla geçirebilmek için biz kullarına sunmuş olduğu fırsatlar var. İşte üç aylar önemi, değeri burada ortaya çıkıyor çünkü Rabbimizin bize sunmuş olduğu rahmet ve bereket mevsimidir üç aylar. Öyle düşünmemiz gerekiyor ve dedi ki az önce de Pazartesi günü itibariyle, bu fırsat dilimine, bu rahmet ve bereket mevsimi olan 3 aylara kavuşmuş olduk. Bize düşen, biz kullara düşen, bu mübarek mevsimde o sağanak sağanak üzerimize yağan Rabbimizin rahmetinden, bereketinden, affından en güzel şekilde istifade etmek olmalıdır. Onun için fırsat gecesi, fırsat zamanları bu aylar. Yine üç aylar kameri ayların yedincisi olan Recep ayıyla başlayan, Şaban ayıyla devam eden ve Ramazan-ı Şerif'te de zaten zirveye ulaşan zaman dilimleridir. dedi ki ilahi rahmetin gerçekten oluk oluk aktığı, manevi huzura eren gönüllerimizin sükun bulduğu kıymetli zaman dilimleri. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu aylar girdiği zaman şöyle dua ederdi. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizlere mübarek kıl, bizlere bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır diye e, dua ederlerdi. E, dolayısıyla e, bu aylar gerçekten de kendisine hürmet gösterilen, saygı gösterilen e, aylardır. E, onun için de biz Müslümanlar için, bütün İslam alemi için önemi, değeri e, büyük olan aylardır. İçerisinde hangi geceleri barındırıyor hocam bu üç aylar? Evet, 3 ayların içerisinde gerçekten çok önemli zaman dilimleri var. İnşallah ilki az önce konuştuğumuz, anlamını ifade ettiğimiz Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib kandili, Regaib gecesi. Onu bugün idrak edeceğiz. Yine Recep ayının 27. gecesinde Miraç gecesi. İnşallah idrak edeceğiz. Ve gerçekten de çok önemli bir gece. Çünkü Miraç gecesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'tan dönerken hediyelerle döndü. Biz müminlere müjdelerle döndü. önemli bir gece. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buradan beş vakit namaz dönüşünde hediye olarak Bakara suresinin son iki ayeti ve imanla ölenlerin cennete gireceğinin müjdesiyle döndüğü gece, Miraç gecesi. Ve yine inşallah Şaban ayı, üç ayların ikincisi. Şaban ayı da... Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın çok önem verdiği, değer verdiği bir ay ve yine Şaban ayında da idrak edeceğimiz Berat Gecesi var. Önce şöyle dilerseniz Şaban ayından biraz ben bahsetmek istiyorum. Hazreti Ayşe annemizin bizlere aktardığına göre Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem çok az bir kısmı hariç Şaban ayını genellikle oruçlu geçirirdi. Ee, en fazla Ramazan'dan sonra da e, en faziletli gördüğü oruç Şaban ayında tutulan oruçtur ve en fazla da Şaban ayında oruç tutardı. Kendisine neden böyle yaptığı sorulduğu zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu cevabı veriyor. Diyor ki e, Şaban ayında diyor ameller Allah'a arz edilir. Yani Şaban amellerin Allah'a arz edildiği bir aydır. Ve onun için ben de amellerimin Allah'a oruçluyken arz edilmesini istiyorum. Yine başka bir rivayette de Şaban ayı ecellerin tayin edildiği aydır. Ben de ecelim tayin edilirken oruçlu olmak isterim buyuruyor. Yine başka bir rivayette şunu belirtiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani Şaban ayına bu denli önem göstermesinin, özen göstermesinin sebebini açıklarken. Şaban ayı diyor Recep ve Ramazan arasında diyor insanların genellikle ihmal ettikleri bir aydır diyor. Gerçekten de öyle oluyor. Neden? Çünkü... 3 aylar başlıyor, 3 aylar girerken ayrı bir telaş içerisinde oluyoruz. Onu karşılıyoruz Recep ayıyla beraber. Ama o geçtikten sonra, o ilk günlerden sonra şöyle Şaban ayına doğru girerken böyle biraz daha sanki bu ayların önemini unutuyor gibi oluyoruz. Ne zaman? Ta ki Ramazan ayı girene kadar. Ramazan ayı girerken de tekrar bir telaş başlıyor. İşte o ikisinin arasında Recep ve... Ramazan'ın arasında gerçekten Şaban ayı bazen ihmal edilebiliyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben diyor işte ihmal edildiği insanlar onu ihmal ettikleri için ben o aya bir önem veriyorum. Yani o aya bir değer veriyorum buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dediğimiz gibi... E Kendisine sorulduğunda Ya Resulallah Ramazan'dan sonra en eftal, en faziletli oruç hangi ayda tutulan oruçtur diye sorulduğunda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine Şaban ayında tutulan oruç olduğunu belirtiyor. Yine Şaban ayının tam ortasında 15. gecesinde berat gecesi var. Yani gerçekten önemli bir gece. Meleklerin semaya indiği, duaların edildiği ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Şaban ayının diyor yarısı geldiği zaman yani Berat gecesi 15. gecesi geldiği zaman e, gündüzünü oruçla gecesini namazla geçiriniz. Çünkü diyor o gece Allahü Teala güneşin batmasıyla beraber diyor dünya semasına tecelli eder ve şöyle der Yok mu benden af dileyen onu affedeyim. Yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim. Yok mu benden bağışlanma dileyen onu bağışlayayım diye bu şekilde tecelli eder buyuruyor ve başka bir hadis-i şerifte de Allahü Teala Şaban ayının 15. gecesi yani Berat gecesinde tecelli eder ve anne babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar hariç bütün kullarını bağışlar buyuruyor. İşte üç aylar bu şekilde hem genel olarak değerli hem de özel olarak aralarında bu idrak edeceğimiz geceler açısından da biz kullar için gerçekten böyle sunulmuş bir fırsattır. Ee, önemli olan onu iyi değerlendirebilmek. Çünkü bu aylar değerli, önemli ama e, bu aylarda hiçbir şey yapmadan geçirdiğimiz zaman, bu ayların o manevi ikliminden faydalanmadan geçirdiğimiz zaman pek de önemi kalmıyor. Yani önem veren aslında önemli kılan biraz da bizim yaptıklarımız olacaktır. Yani bu ayların farkında olarak kendi e, yaptıklarımız e, olacaktır. E, üç ayların üçüncüsü Ramazan-ı Şerif ki ayların sultanı, 11 bir ayın on sultanı bir şey. e, diye ifade ettiğimiz. içerisinde de bin aydan daha da değerli olan, kıymetli olan Kadir Gecesi'ni bulunduran e, Ramazan-ı Şerif'te üç ayların sonuncusu hani e, Recep, Ekme ayı, Şaban, Sulama ayı. Ramazan hasat ayıdır demiş büyüklerimiz, mutasavıflarımız. Ee, gerçekten de böyle artık bu maneviyatın Recep'le başlayıp Şaban'la beraber Ramazan'da zirveye ulaştığı bir e, aydır Ramazan-ı Şerif. Kur'an ayıdır. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır. Ee, onun için yüce Rabbimiz Ramazan ayının önemini bizlere şöyle ifade ediyor. Estağhizü billah Kur'an-ı Kerim'de. Şehrü Ramazanellezî unzile fîhil Kur'ânu huden hüdellin nâsi ve bayyinâtim minel hudâ vel فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَسُمْ Yani Ramazan ayı ki insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olan Kur'an-ı Kerim'in inmiş olduğu aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayına ulaşanlar, idrak edenler onda oruç tutsun. Uyurmak suretiyle Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizzat Ramazan-ı Şerif'in ne kadar önemli, değerli olduğunu anlatıyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da Ramazan ayındaki o manevi atmosferi bizlere şu şekilde haber veriyor. Ramazan ayı girdiğinde diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Şimdi Peygamberimiz başka bir hadisi şeriflerinde de kim faziletine inanarak ve karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek eğer Ramazan orucunu tutarsa onun da geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor. İşte üç aylar neden değerli dedik? Bunun için. Ve üç aylar içerisinde idrak edeceğimiz e, gecelerin e, sonuncusu en önemlisi de Ramazan ayında inşallah Rabbim sağlıkla kavuşturur. Ha, e, Kadir inşallah. gecesi bin aydan daha hayırlı olan e, bir gece. 3 aylarda e, bulunan geceler de bunlardır. Hocam bu aylara mahsus yapılması gereken hmm. özel bir ibadet var mı? E, yayınımızın başında bol bol tövbe etmemiz gerektiğini söylediniz evet. ama başka ibadetler neler Tabii yapabiliriz? Onlara, he, onlara inşallah e, gelelim. O zaman şöyle başlayalım. Şimdi dedik ya Rabbimiz bizleri yaratmış, bu dünyaya göndermiş ama başıboşta bırakmamış. Sorumluluklar yüklemiş. E, nefsimize uyup hatalara düşmememiz için e, ve dünyada da ahirette de mutluluğa ulaşmak için kitaplar göndermiş. O kitapları bizlere açıklayan, o kitaplarda emredilen şeyleri hayatlarına bizzat aktararak yaşayan, e, bizlere örneklik, rehberlik eden peygamberler de göndermiş Rabbimiz. E, Allahü Teala Bizlere nasıl bir hayat geçirmemiz gerektiğini bildirirken, yapmış olduğumuz hatalardan da dönmemizi istiyor. Bunlara tövbe etmemizi istiyor. İşte onun için bu aylar başta bizim bu hatalarımızı, günahlarımızı, sevaplarımızı gözden geçireceğimiz imkanlar sunuyor. Yani bir muhasebe fırsatı veriyor, <laughs> muhasebe fırsatı veriyor ve bu ayların manevi etkileri insan hayatının üzerinde o kadar etkili ki. Biz gerçekten de yaptığımız hataların daha iyi farkına varıyoruz. Hı hı. Diğer zamanlarda değil ama böyle manevi atmosfere girdiğimiz zaman insan gerçekten de yaptığı bazı şeylerin farkına daha iyi varabilmekte. Şu da var ki bazen yaptığımız hatalar işlediğimiz günahlar bize çok küçük gelebiliyor basit gelebiliyor makul gelebiliyor veya şeytan bu konuda hatalarımızı günahlarımızı, bize meşru gösterebiliyor. Yani insan bir hata işliyor, bir günah işliyor diyor ki kendi kendine ya bundan ne olacak ki diyor ya boş ver bir şey olmaz. Ve bu hataya devam ediyor, günaha devam ediyor. Veya şeytan işte diyor ki ya işte diyor bir şey olmaz işte Allah affeder. Bu şekilde Allah'ın affına güvendirerek de şeytan bazen bizi günaha hataya e, sevk edebiliyor. Ama e, hani susuzlukta suyun bulunması neticesinde suyun kıymeti daha iyi anlaşılır. Değeri daha iyi anlaşılır. Biz böyleyiz. insan bazen elinde olan e, nimetin kıymetini, kadrini o nimet elinden gittikten sonra anlıyor. Nimet elimizdeyken çok fazla kadrini, kıymetini bilmeyiz. E, gerçekten de öyle. Onun için bakın manevi bir iklimdeyiz dedik. Manevi yağmurların, rahmetin, bereketin sağanak sağanak yağdığı bir e, mevsimdeyiz. Dolayısıyla bizler kullar olarak bunlardan istifade etmenin yollarını aramalıyız. Şimdi gelelim işte nasıl istifade edeceğiz e, sorusuna. E, şöyle başlayabiliriz. Dedik ya biz başta tövbe dedik ama o tövbe konusunu biraz şöyle e, açmak istiyorum ben. E, insan i̇nsan olmamız hasebiyle hepimizin yapmış olduğumuz, işlemiş olduğumuz birçok günahımız var, hatalarımız var. E, ama Rabbimiz buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah. وَمَنْ يَعْمَ سُوءًا اَوْ ev نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهِ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا rahime. Yani kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok mağfiret sahibi, affedici, esirgeyici olarak bulacaktır. Yani ne kadar çok olursa olsun günahımız, ne kadar hataya batmış olursak batalım, biz la teknatumir rahmetillah Rabbimiz öyle buyuruyor. Rabbinizin rahmetinden ümidi kesmeyin. Gerçekten de ondan ümidimizi kesmiyoruz. Şu ayeti kerimede bize gösteriyor ki Allahü Teala affedicidir. Hele hele bu aylarda, bu mübarek günlerde, gecelerde affı, rahmeti, mağfireti daha da boldur, daha da bol olacaktır. o zaman bizler de bunları fırsat bilerek önce samimi bir şekilde tövbe etmemiz gerekiyor. Yani bu aylar bizim hayatımızda, kulluğumuzda yeni bir başlangıcın bir miladı olmalı. Yani buna özen gösteriniz ama bunun için ne yapacağımız ilk şey tevbe etmek samimi bir tevbe. <laughs> ee, onun için de varsa kul hakkı aldıklarımız onlarla helalleşmek, yani onları üzerimizden e, atmak, e, gelmiş geçmiş bütün günahlarımız e, için Rabbimize tevbe etmek. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir peygamber olduğu halde gelmiş geçmiş bütün günahları affedildiği halde, bununla müjdelendiği halde Allah Resulü günde yüz defa tövbe istiğfar ediyor. Yüz defa. Yani biz hı hı. aciz kullar olarak neyimize güveniyoruz, yani hangi amelimize güveniyoruz da e, tövbeden, istiğfardan geri duruyoruz. İşte bu aylar bize bunu hatırlatmalı, bunun bilincinde olmalıyız ki bizim Efendimiz'e göre, Peygamberimiz'e göre hatamız, günahımız çok çok fazla. Onun için başta yapacağımız iş samimi bir şekilde Tövbe evet. etmek olmalıdır. Yine e, yapacağımız başka bir iş bu ayları nasıl en güzel şekilde değerlendirebiliriz? Şimdi Ramazan ayında tutacağımız oruç farz oruçtu Zaten onu Allahü Teala herkese evet. farz kılmıştır. Farz olan oruç. Onun haricinde de Recep ayında Şaban ayında oruçlu olmaya özen gösterelim. Az önce dedik ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının azı hariç genelini oruçlu geçirirdi. E, tabii sağlık Sağlığımız el veriyorsa, gücümüz yetiyorsa e, oruç tutmaya özen gösterelim. İşte pazartesi, perşembe günleri mesela peygamberimizin sünnetidir. E, bu şekilde oruç tutabiliriz. İşte kandil gecelerinde yine bu kameri ayların 13, 14, 15. günlerinde e, tutulan oruç var. Yine peygamberimizin de tutulmasını hı hı. tavsiye ettiği oruçlar var. E, bu şekilde Oruç tutarak da bu ayları en güzel şekilde istifade edebiliriz ve hem de Ramazan'a bir hazırlık olmuş olur. Hem bedenen yani hem maddi hem manevi olarak beden de oruç tutarak Ramazan'a girdiğinde hani ilk günlerde oruçta bir insanda işte baş ağrısı olur, halsizlik olur, fiziken bir yorgunluk olur ama iyi e, inanın Recep ayında, Şaban ayında böyle pazartesi, perşembe günleri oruç tutmuşsak, ara sıra oruç tutmuşsak beden de ona alışıyor ve Ramazan girdiğinde hiç zorlanmadan hiç farkına bile varmadan aslında oruca da direkt alışmış oluyorsunuz. Yine diğer önemli bir husus bu aylarda gerçekten yerine getirilmesi gereken, üzerinde durmamız gereken bir konu da namazdır. Yani namazı bu ayları vesile bilerek, bu mübarek günleri vesile bilerek kulluğumuzun, hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Hani dedik ya Miraç gecesinde işte Recep ayının 27. gecesinde inşallah idrak edeceğimiz Miraç gecesinde beş vakit namazı allah Teala kullarına farz kılıyor. Efendimiz miraçtan dönerken de bu müjdeyle dönüyor aslında, bu sorumlulukla dönüyor. Onun için beş vakit namaz her kula farzdır. Ama maalesef dedik ya işte değişik sebeplerden mi diyelim, ihmalkarlıklardan mı, dünya telaşından bazı kardeşlerimiz belki hala namazlarını kılmıyor olabilirler. Ama işte bu ayları fırsat bilip, Belki de bu aylarda, bu üç aylarda yapacağı en önemli güzelliklerden bir tanesi namaza başlamak olabilir. Yani bak bu üç aylar vesile oldu. Bu rahmet, bereket mevsiminden ben namaza başlayarak istifade ettim diyebilir. Onun için namaz konusu gerçekten de önemli. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de namazla ilgili şu ayeti aslında hatırlamamızda hem de hatırlatmakta fayda var. Estağfirullah. U'lû mâ uhîye ileyke minel kitâb aqimissalâte innessalâte tenha anil fahsâi vel münker <laughs> Yani sana kitaptan vahiy edileni oku ve namazı kıl. Şüphesiz ki namaz kötülüklerden, fuhşiyattan alıkoyar. Yani namazın insanı gerçekten de kötülüklerden uzak tutan, onlardan uzaklaştıran bir özelliği var. Yani namaz kılan bir mümin günde beş defa Rabbinin huzuruna varıyor, ona secde ediyor, Rabbine kul olduğunun farkına varıyor. Dolayısıyla kılmış olduğu o namaz ister istemez kulu yapacağı bazı gün içerisindeki belki kötülüklerden, belki bir yalan söyleyecek o yalandan, belki hile yapacak ondan mutlaka muhafaza edecektir. Der ki ya ben daha az önce Rabbimin huzurundan geldim. Ona en yakın an olan secdeden geldim. Yani bunu yapmak bana yakışmaz diyecek ve günah işlemekten vazgeçecektir namazın. Ee, ama tabi böyle kılındığı zaman gerçek manasıyla huşu ile gösteriş için değil de sadece Allah rızası için kılındığı zaman namazın gerçekten insanı böyle kötülüklerden, günahtan uzak tutan bir yönü var ki ayeti kerime de e, zaten buna e, işaret ediyor. Yine beş vakit namazımızı e, Başlayalım kılalım ama cemaatle kılmaya özen gösterelim mesela. Çünkü e, tek başına kılınan namazdan daha fazla faziletli. Cemaatle Hı -hı. kılınan namazın sevabı daha fazla. E, Camilerimizde de belki bu pandeminin de etkisiyle yani üzülerek görüyoruz ki cemaatimizde bir azalma var. İşte bu aylar e, camilerimize de bereket getirsin. Yani her yere i̇nşallah getirdiği cem. gibi inşallah camilerimize de bereket Hı -hı. getirsin. Namaz kılan kardeşlerimiz namazları camide, cemaatle kılmaya özen göstersinler. Buna dikkat etsinler. İnşallah yeni başlayan kardeşlerimiz, başlayacak kardeşlerimiz de yani camide, cemaatle başlarlarsa daha hafif geliyor. Çünkü insan tek başına olduğu zaman belki biraz ağır gelebiliyor. Hele vakti geçtiği zaman. Ama camiye, cemaate gittiği zaman orada hem sevabı daha fazla hem daha hafif oluyor. Bunun da tavsiye edebiliriz. Yine, Ramazan ayı gelecek dedik. 3 üç ayların hı hı. üçüncüsü Kur'an ayı. Ee, bu aylar, bu şu mübarek Recep ve Şaban ayı. Aslında Ramazan ayı gelmeden önce Kur'an-ı Kerim okuma bilmeyen kardeşlerimiz için bakın bir fırsat olmalı. Yapılacak belki de en güzel işlerden bir tanesi bu 3 aylarda Ramazan'a girerken Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş olarak girmektir. Yani benim acizane e, izleyicilerimize tavsiyem bu. Gerçekten de önemli bir husus. Bakın şimdi işte dünyanın değişik yerlerinde, İsveç'te, Hollanda'da işte kitabımız yakılmak suretiyle değil mi? Saygısızlıkta hı hı. bulunuyor. Yani Müslümanlar olarak tepkimizi gösteriyoruz, göstereceğiz ama en güzel tepki bir kulun böyle şahsi olarak gösterebileceği aslında o saygısızlığa en güzel tepki bilmiyorsa bir an evvel açıp o Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek Öyle olmalıdır. Değil. Onu anlamak olmalı. Kur'an-ı Kerim'in emirlerini, yasaklarını Hayatına aktarmak olmalıdır. Bunu yaptığımız zaman işte gerçek manada biz kitabımıza sahip çıkmış olacağız. Kitabımıza değer vermiş olacağız. Yani öbür taraftan işte Kur'an-ı Kerim'i bize indiği halde daha onu okumayı bilmeden, onu anlamadan kuru kuruya işte sosyal medyadan oradan buradan o yakamlara elbette tepkimiz olacak ama o biraz böyle yavan olmuş olur. Ama böyle yaptığımız zaman inşallah bu aylar bizim Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye, anlamaya, hayatımıza aktarmayı vesile olduğu zaman gerçekten de hem kitabımıza saygımızı göstermiş olacağız hem de Kur'an ayı olan Ramazan-ı Şerif'e böyle bir güzellikte gireceğiz ve Ramazan-ı Şerif'te inşallah mukabeleler okuyarak, hatimler okuyarak da bunu zirveye ulaştırmış olacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim dedi ki az önce de okuduk Kur'an ayıdır ve dolayısıyla Kur'an insanı Allah'ın ve kulların razı olacağı bir yaşantıya götürmektedir. Bizim bugün belki de en büyük eksiklerimizden birisi de Kur'an-ı Kerim okuyoruz ama onu anlamada biraz sıkıntılarımız oluyor. Yani Rabbimiz ne diyor, ne demek istiyor? Şöyle okudu Arapçasının yanında, Türkçesini de okuyarak, mealini okuyarak, tefsirini okuyarak daha iyi anlamış olacağız. Yine bu aylarda bunun için inşallah bizlere bir fırsat olsun. Yine bizden önce, dünya hayatını yaşayan, artihirete göçmüş olan geçmişlerimiz var, büyüklerimiz var, anne babalarımız, akrabalarımız, eşimiz, dostumuz var. E, bu aylarda onları da unutmamamız gerekiyor. Onları da hatırlayalım. E, yani hayır dualarla, Kur'an-ı Kerim'den okuyacağımız işte ayeti kerimelerle İnşallah onların ruhlarına hediyeler göndererek onların ruhlarında e, şahit etmek e, bu ayda yapılacak güzel davranışlardan bir tanesidir. E, hayatta olanlarla da ilişkiyi koparmamak. Yani hala hayattalarsa akraba, eş, dost onlarda arayıp sorarak, hal hatırlarını sorarak e, dua ederek inşallah yine e, onlarda anmış e, oluruz. Bu ayda yapacağımız yapmamız gereken aslında diğer bir güzellik de maddi imkanı olmayan e, kardeşlerimize yardımcı olabilmek. E, çünkü bu aylar yani her yönüyle bizim kendimizi geliştirdiğimiz, ibadet yönüyle ibadetlerimizi artırdığımız aylar olduğu kadar e, bu yönüyle, hayır hasanat yönüyle de e, kendimizi böyle e, ahirete aslında kendimiz adına bir şeyler gönderme e, ayıdır. Çünkü Rabbimiz Sadaka verenleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle müjdeliyor. Estağhuzubillah. Ellezina <laughs> yunfikuna amdaluhum fi sabilillah thumma la yusbi'una ma anfaku menna ve la azallahum ecruhum inde rabbihim ve la khaufun aleihim ve la hum yahzanun. Mallarını Allah yolunda infak edenler, Allah yolunda harcayanlar ve sonra da o harcadıkları şeyin, Allah yolunda infak ettikleri şeyin peşine düşmeyen." Ve eziyet vermeyen yani bir hayır yapıyor kişi ama yaptığı o hayır başa kalkıyor. Başa kalkmak suretiyle gönül incitiyor. Verdiği kişinin belki de kalbini kırıyor. Böyle de yapılmamasını emrediyor ayet-i kerime. Allah yolunda vereceğiz, infak edeceğiz ama başa kalkmadan, eziyet etmeden, verdiğimiz kişiyi küçük düşürmeden, onu rencide etmeden vermemiz gerekiyor. Ve e, bu şekilde davrananlar işte Rabbimiz diyor ki onlara korku yoktur. Onlar mahzunda da olmayacaklardır. Buyuruyor. Onun için sadakalarımızı bu aylarda daha da sıklaştırmalıyız, artırmalıyız. Maddi gücü, maddi imkanı olmayan kardeşlerimizin yanında olmalı. Onların ihtiyaçları varsa ihtiyaçlarını giderme adına, sıkıntılarını giderme adına yine onlara derman olmalıyız. Yani ne yapabiliyorsak sadakalarımızdan başka, hayır adı altında ne yapabiliyorsak 3 aylarda bunu daha da artırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Yine ee, yapmamız gereken başka önemli bir iş de e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi de unutmamamız gerekiyor. Yani onun ümmetiyiz elhamdülillah Rabbim bizleri onlara ümmet eylemiş, layıkıyla ümmet olanlardan eylesin. Ee, onun ümmeti olma şerefini her fırsatta e, dile getiriyoruz, bununla <laughs> övünüyoruz. Ama bu aylarda Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı anacağız, ee, onun sünnetine uymak için onun sünnetini hayatımıza aktarmak için gayret göstereceğiz. Çünkü ancak bunu başardığımız zaman ona layık bir ümmet olabiliriz. Ee, yoksa onun ümmeti olmakla övünüyoruz ama Allah Resulü'nün ahlakıyla ahlaklanamıyorsak, onun sünnetini, onun yaşantısını, hayatını hayatımıza aktaramıyorsak, davranışlarımıza aktaramıyorsak e, bu biraz da... E, boşa kürek çekmektir. E, onun için ona layık ümmet olabilmek için e, bu aylar bir fırsattır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i aklımızdan çıkarmadan ona bolca salatü selamlar getirerek, hı hı. E, onu anarak ve inşallah e, onun sünnetini ihya ederek de e, bu aylarımızı e, geçirmiş e, olacağız. Üşra Hanım. Çok teşekkür ederiz hocam. Yayınımıza katılan Cemal Kuş da Allah hayırlı eylesin. Bu mübarek günde tüm Müslüman aleminin kandili mübarek olsun inşallah demiş. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ekranları başında bizi izleyen bütün değerli seyircilerimize saygılar, selamlar olsun diyelim. Regaib Kandili tekrardan mübarek olsun diyelim. Eğer sorularınız varsa canlı yayınımızda yazdığınızda hocamıza iletebiliriz, sorabilirsiniz. Hocam programımızı kapatmadan önce eklemek istediğiniz son olarak, genel olarak bu evet. Regaib Kandili evet. ile ilgili, 3 aylarla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani başta da dedik ya aslında bizim ebedi hayatımızı yani gerçek olan hayatımızı, ahiret hayatımızı şu dünyada yaşadığımız o kısa hayatımız belirleyecek. Hani e, büyüklerden birisi öyle dedi. Yani bu dünya üç günlüktür. Hani dedik ya bize çok uzun geliyor. Bazen insan hiç ölmeyeceğini zannediyor. Bu hayatın hiç bitmeyeceğini zannediyor ama öyle değil. Dünya üç günlüktür. Nasıl? E, birinci gün dündü. Dün geçti. Yani dünü hiç kimse artık geri getiremez. Yani ben geri getirebilirim diyen kimse yoktur. Bütün servetini, malını, mülkünü her şeyini ne verse onu getiremez dün gitti artık. İkinci gün bugün. Bugün içerisinde bulunduğumuz ve en önemlisi de bu zaten. Hı hı. Önemli olan bu anı değerlendirebilmek, anı yaşayabilmek, bu an içerisinde bize sunulan fırsatları değerlendirebilmek. Üçüncüsü de yarın. Yarın daha gelmedi. Yarın'a çıkacağımız da bilmiyoruz. Öyle bir garantimiz de yok. Hı hı. O zaman biz şu kısa hayatımızda içerisinde bulunduğumuz, sağlık içerisinde bulunduğumuz bu vakti, anı, zamanı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Rabbimizin razı olacağı, onun emirlerini inşallah yerine getirildiği, yasaklarından kaçınıldığı ve insanlığa göndermiş olduğu son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme uyulduğu takdirde ebedi hayatımız olan ahiret hayatımızı inşallah cennet olacaktır. Bunda kimsenin kuşkusu olmasın. E biz bunu başarabilirsek eğer işte bu aylar Regaip gecesi, işte Recep ayı, Miraç gecesi, ondan sonra Şaban ayı, orada kutlayacağımız Berat gecesi ve zirvesine ulaşacağımız Ramazan-ı Şerif inşallah bizim ahiretimizi cennete dönüştürmek için Rabbimiz tarafından sunulmuş olan çok büyük fırsatlardır. Bizler de içerisinde bulunduğumuz bu mübarek ayları olabildiğince iyi değerlendirmeliyiz, uyanık olmalıyız gaflet içerisinde geçirirsek, yani bazen biz şu hataya da düşebiliyoruz. İşte regaif gecesi geliyor, o gece çok güzel gidiyoruz, camide el açıyoruz, dua ediyoruz, işte Kur'an okuyoruz, namaz kılıyoruz. Ondan sonra işte diğer kandil gecesine kadar yani hiçbir iş yapmadan geçiriyoruz ahiretimiz için. Yani mümin uyanık olmalı, mümin feraset sahibi olmalı, e, dikkatli olmalı, gafletten uyanarak. E, hani bu aylarda dedik ya rahmet sağanak sağanak yağacak. Eğer orada şemsiye tutarsanız ne olur yağmurda ıslanmazsınız işte o zaman bizler bu rahmetlerden, o sağanaktan ıslanmalıyız, sırlı sıklam olmalıyız. Bunun için içinde gafletten uyanarak bu ayların değerini bilerek işte az önce acizane vermiş olduğumuz tavsiyelere uyarak inşallah en güzel şekilde değerlendirip Ramazana erişiriz ve ahiretimizde de bunun faydasını görürüz. Şunu unutmayalım ki belki geçen yıl belki aramızda olan üç ayları beraber idrak ettiğimiz ama bu yıl aramızda olmayan nice kardeşlerimiz var. Böyle düşünmeliyiz. Hani Son üç aylarımızmış gibi son regaip kandilimizmiş gibi eğer böyle idrak edersek bu günleri bu ayları bu geceleri inanın hem dünya hem de ahiretimiz açısından çok çok faydalı olacaktır. Ben programımızı şöyle bitirmek istiyorum özetleyecek olursak bütün konumuzu baştan sona. Üç tane önemli ay. Recep, Şaban ve Ramazan ayları. Dört tane çok önemli gece, birisi bugün inşallah akşam idrak edeceğimiz Regaib gecesi, Berat gecesi, Miraç gecesi, Berat gecesi ve Kadir gecesi. Dört tane önemli e, gece. Onun için üç aylar mevsimi e, manevi hayatımızı şöyle bir bakıma alacağımız, böyle bir bakım yapacağımız e, zaman dilimidir. Üç aylar ilahi rahmetin sağanak sağanak yağmaya başladığı zaman dilimidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında duada bulunduğu zaman dilimidir. Evet. Ee, ve üç aylar halini düzeltmek isteyenler için bir fırsattır. Halini, durumunu, gidişatını, kulluğunu düzeltmek isteyenler için bulunmaz bir fırsattır. Rabbimizin rahmetinin gazabını geçtiğinin bir sembolüdür üç aylar. Rabbimiz öyle bile Benim rahmetim gazabımı geçmiştir buyuruyor. Bunu en güzel üç aylarda e, görmüş oluyoruz. Aslında üç aylar Yaradan'ın yarattıklarını unutmadığının bir sembolüdür, bir Hı -hı. göstergesi, bir tezahürüdür. ve Üç aylar Yaradan'ın yarattığı kullarına karşı göstermiş olduğu o sevginin, şefkatin bir sonucudur. Ve Yüce Rabbim inşallah e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi dua edelim. Recep ve Şaban aylarını hakkımızda hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbim inşallah bizleri Ramazan-ı Şerif'e eriştirsin. E, ben şunu e, diliyorum. Rabbim bizleri de izleyenlerimizi de bütün müminleri bu aylardan en güzel şekilde istifade eden kullarından eylesin diyorum ha, şu an. hocam. an. Çok teşekkür ederim hocam. Bir tane sorumuz geldi onu da saktarmak istiyorum. Cemal Kuş hocamıza soru sormak istiyorum. Kabristanlıkta Kur'an okumak caiz midir demiş hocam? üç aylarla ilgili değil ama yani genel kılmayalım. olarak tabii yani kabristanda okunabilir. Çünkü az önce de dedik ya geçmişlerimizi Hı -hı. unutmayacağız. Aslında evet, bu aylarda hocam. onlarda hayırla yad edeceğiz. Yani Kur'an okumak, onların ruhlarına bağışlamak bu mutlaka onlara ulaşacaktır. Hı hı. E, hem de hani kabristanları ziyaret etmek de gerekiyor. Yani sık sık yapmak gerekiyor. Çünkü bize dedik ya ölümü hatırlatır. E, gerçek yurdumuzu hatırlatıyor. Oralara gitmek, oralarda evet, bulunmak. Işte. Yani bir gün bizler de sizin gibi olacağız. Yani siz de bizim gibiydiniz ama işte geldiniz bu dünyadan geçtiniz, göçtünüz. E, biz de Allah nasip ederse hayırlı bir ölümle, Sizler gibi olacağız bunu hatırlatıyor Bu dünyanın geçici olduğunu hatırlatıyor Kabristanları ziyaret etmek bu yönüyle de güzel Ziyaret ettiğimizde orada Geçmişlerimizin ruhuna Kur'an-ı Kerim Okumakta hiçbir sakınca yoktur Ki gereklidir de yani Çok teşekkür ederiz hocam ağzınıza yüreğinize sağlık İyi ki geldiniz sizleri tanımaktan da Çok mutlu olduk efendim Değerli izleyicilerimiz bugün de Regaip Kandil özel programımızın sonuna Gelmiş bulunmaktayız başka programlarda Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın kalın, Allah'a emanet olun.